Türkiye siyasetinde iyi saatte olsunlar diye bir tanım vardır. Tarifi zor. Pek ortalıkta görünmezler ama her krizde müdahale edip raydan çıkmak üzere olduğunu düşündükleri treni raya sokar tekrar kaybolurlar. Bu isim eskiden askerler için kullanılırdı. Zamanla derin devlete yapıştırıldı. Tarihimizde örneği çoktur. Bir kısmını yaptığım belgesellerde işlemiştim. Burada birkaçını hatırlatmak istiyorum sizlere. 14 Mayıs 1950 gecesi seçimleri CHP'nin kaybettiği anlaşılınca birinci Ordu Komutanı üst düzey bir CHP yetkilisini arayıp seçime fesat karıştırıldı diyerek sandıklara el koymayı teklif etmişti. İsmet İnönü sakın ha deyince vazgeçtiler. 10 yıl sonra 1960'ta DP'yi deviren askerler 1961'de Bayar'ın yerine Cemal Gürsel'i çankaya çıkarmak istiyordu. Bayar çizgisindeki Ali Fuat Başgil aday olunca General Sıtkı Ulay kendisini davet etti ve etlikte mezarın hazır bu işten vazgeç dedi. Başkil apar topar ülkeyi terk etti. 10 yıl sonra 1973'te iyi saatte olsunların Cumhurbaşkanı adayı Faruk Gürler'di. Seçim günü askerler meclisi sarmış, yüksek rütbeli subaylar locaları doldurmuş, tankların eti mesuttan yola çıktığı duyurulmuştu. Ama baskı sonuç vermedi. Milletvekilleri direnince Gürler seçilemedi. 10 yıl sonra 1983'te iyi saatte olsunlar Erdal İnönü'nün adaylığını veto etti. 12 Eylül'ün lideri er, er, Evren seçimden önceki gece başbakanlık için yarışan Özal'ı kötüledi. Sandık başında da oyunu Özal'ın rakibi Sunalp'e vereceğini söyledi. Sonuç Özal seçimi ezici çoğunlukla kazandı. Ve 2018'de muhalefetin çatı adayı olarak Abdullah Gül'ün adı geçince Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar helikopterle Gül'ün bahçesine indi. Gül ertesi gün adaylıktan çekildiğini açıkladı. Dedim ya iyi saatte olsunlar kriz anlarında devreye girip bozulma ihtimali beliren düzene çeki düzen verir. Kah tehdide yeltenir, kah helikoptere binip gelir. Derin devletin içinden süzülüp gelen Meral Akşener'in son anda altılı masadan çekilmesi de muhtemelen bu tarih çerçevesinde hatırlanacaktır. Ama bu tarihin bize öğrettiği genel bir kural vardır. İsaatte olsunlara boyun eğenler kaybetmiş, direnenler kazanmıştır.